televizyonu seyircileri vaxtınız xeyir olsun. Türkmen edebiyatının yeni bir programında şu an ekran başında tüm bizi seyredenlere buradan kucak dolusu saygı, sevgi, muhabbetimizi iletirken hepinize programı süresiyle en mutluluğuna geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan yazılır. Değerli aziz seyircilerimiz, tabii programımız canlıdır. Şu an ekranlar başında dünyanın neresinde olursa olsun bize seyredenlere kar küçten muhabbetimizi, sevgimizi iletmekteyiz. Ekranın başına ayrılmamız bu hafta çok değerli, çok kıymetli Düz Xurmatı'dan bir şairimiz var. Aramızda onu tanımayan da yoktu. Silahedin Küzelçi Beyler bugün stüdyolarımızda bulunmaktadır. Programın adına, televizyonumuzun adına, radyomuzun adına sizi vaduza değerli şairimiz Silahedin Küzelçi Beyler programımıza hoş geldin, sefalar getirdin. Silahedin Efendi, ben haz ederim ilk evvelden özü tanıtırsan seyircilere. Ben. Ben Salahaddin Ahmet Kamber Küzelçi, Tuz Hırmat'tan Mustafa Ağa Mahallesi'nde 1957 yılında dünyaya göz açtım. Evli ve 5 çocuk babasıyam, 2 oğlan, 3 kız. Allah başa kümün etsin. Allah razı olsun. Allah efendim. Başa kümün etsin. İyi, şehir yazmağa nasıl başladı o yani? Acaba bir de ne oldu, sana teşvik etti, yoksa özü içinde bir sevgi coştu, o başladı şiir yazmağa. Tamam. Ben uşağıydım, dərzi şagird işlerdim. Allah rahmet etsin ölenleri olan bana var. Allah rahmet etsin. Şakir Şinavyan'da Şakir dərzi. Bəli. Şakir dərzinin dükkanının yani adı Kardeşlik Tərzi Evi'ydi. Kardeşlik Tərzi Evi. Bəli. Düz Xurmatının bütün şairleri 70'lerdeydi. Güzel, hə. Çok güzel. Düz Xurmatının bütün şairleri o dükkanda yığışırdılar. Ədəbi söhbətləri olurdu, yengi yazan, geçmişten yazılan konuşulurdu, tartışmalar olurdu. Sen de yengi kalksan? Ben de yengi kalkıram. Bunların arasında? Bunların arasında. Allah rahmet etsin Raza Dəmirçi, Türkman Televizyonunun spikeriydi. Gördü məndə çox belə bir ədəbiyyat meylanı var, havası evet. Var. Dedi illa koyarım seni şair olasan. Günlerin bir gününde benim haberim yoktu. Kardeşlik dergisinde ki xoriyat yayıbdı benim adıma getir dedi. Efendim daha ne sen? Xoriyatı o da çıxıbdım celere. Bu xoriyatlar sana mıydı? O xoriyatlar yok doğrusu benim değildi ama ondan sonra ben başladım yazmağa. Ha, yani o adımı gördüm mücellede hakikaten coşturdu beni, daha fazla zavqa saldı. Teşvik verdi. Çok, haddinden fazla. Böyle. İyiydi ilk başlamağı xoriyatla başladı yoksa şairle başladı? Vallahi işte nenelerimizin leylası çoxa xoriyatdı. Allah rahmet etsin özleri, kalanlar da Allah uzun ömür versin. Amin. Tabii ben de xoriyatla başladım. Aynen gene ki xoriyat vaxtında 74'teydi. Kardeşlik dergisinde yaydım olsun. Ondan sonra daha durdum uzun bir fetre. Hatırıma kere... gelir ne yazmış? Yok valla hatırıma gelir. 74'ten indiye. Böyle. Buradan 21 yıl, oradan da 16 yıl, yani 37 yıl. Takriben daha fazla. 37 yıl daha fazla, doğru. İyiydi, şehir yazmaya her zaman başladı. Yani bu dedik ilk yolu başladı, xoriyat yazmağa. He, şiir yazmağa da işte ondan sonra öz nefsime itimat edenden sonra başladım adımım şiir sahasına atmağa. Böyle. İyi bir kimse oldu sana, yani bir ders verdi sana, mesela diyesin, Dede Silahaddin, mesela şiir var mesela 7'li, şiir var mesela 9'li, şiir var 8'li, 14'li, 16'li divandı, şiir var. Bunların konularını yani kimse sana yönetti, dedi bir şekilde yazılı hezebeli olur. Yok yok ama dediğim kimin o oturduğum, işlediğim tükkan yani bir toplu muydu, şairlerin toplumu hapsi orada yakışırdı. Bütünün dinlerdim kere onlardan ders kimin olurdu benim için. Ben. Yani deysen tahdid bir kimse var idi, bir tane bana ders verip yok, ders vermek yoktu. Yok. Ha. Nece yazdı o yani? Nece bir de mesela bu 7'li de, bu 9'lu de, bu...
İşte yedili nədir? Yedili xori attı. Özü yedidən... Həcər. Hə, yedidən 14'lə kimin həcər sayılır. Tamam. Ondan sonra başlar divan. Divan şəhəri. Doğru. İyidir, nasıl konulara çok önem verdin? Valla konu çok önem verdiğim milli severim. Siyasidir. Dinidir. İşte ara sırada bir sevda yazarak, xoriyatlı, dörtlüktü bunlarla. Sen bilirsin yani bizim Seyitçer de bunu bilsin. Bəli. Bizim şairlerimizin çoxu milliye çok maraqlı. Bəli. Bu da neden geldi? Səbəbi orta bilmiyorum. Milli niçin yazırlar? Milli, çünkü bizim millet her vaxt bir zulüm altındadır, bir şükancı altındadır. Ve insan bir şeye çok bassa üzerine kalkar o konunu el almağa. Onun için baktı şairlerimizin çoxu ilk oradan, ben geçen sefer programında misafirim değerli şairimiz Cabbar Ali Təzəliydi. O da dedi ilk konum, ben milliden başladım. Tamam, tamam. Şairlerimizin çoxu, ben de milli seviyorum, tamam, ben de milliden tamam, başlamışım. Tamam. Çünkü hakkımız azabın çekmişek. İyi de o zaman eğer hazır ise bir milli şey Allah sana, bir şiir Allah sana milli. Oldu inşallah. Elbette yazıp sana. Şairimin adı Gerek Yok. Ben. Gerek yok zulma razı olup siyaha ak diyek, gerek yok baş tacımız ağyara verip tak diyek. Güzel. Biz oğuz evladıyız, şanu şeref sahibiyiz, gerek yok mu seyleme etbaana saddak diyek. Düze düz demek lazım, egriye düz mümkün değil, gerek yok bir çevele sahib selim ilsak diyek. Bizim tek başı yüksek, bizim tek başı yüksek, kimseye baş egmey yumaz, gerek yok nizim dergah geçerken ona tak diyek. Her şeyin doğrusunu konuşmak günüdür bugün, gerek yok tersülerze her bir şeye yasak diyek. Hak için kır burnunu olsa da hasmın hükmaran, gerek yok kotur harabi bezagli bir kısrak diyek. Her yere petrol dolu bu varlık kişver içinde, gerek yok yağlık serip yol üzere ya razzak diyek. Bin lanet o pedere besliye bilmezse ayal, gerek yok bizde ona pederi surat ak diyek. Rahmetli Nesimi tek soyulsa serpa tenimiz, gerek yok ey küzeçi jengli görüp parlak diyek. Kalemine sağlık, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Allah ne güzel değerli şairimiz İmadəddin Nesim el-Bağdadi'nin de adını getirirsin. Allah rahmet eylesin özünü. Tabi onun dərisini soydular. Onu da dilə gətiribsən. Onun zulmünü öldürdülər özün. Bir rəhmət yoruna. Onun bir şeyi de var. Fətvasını veren dərisini soymağa dedi. Her kimin bir yerine bir damla Nesim'in kanından atlandıysa, gerek o cüz kəsilsin, o parça kəsilsin. Çok doğru. Ne için fətvanı verenin öz barmağına bir damla kan atılmadı? Dedi, ben bir böyle hakikatiydi dedim. Aha. Onda Allah rahmet etsin Nesimi dedi, zahidin bir barmağın kessen döner, haktan kaçar. Bunu dedi özüne. Güzel, güzel malumat, güzel bilgidir. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Silahaddin Efendi, biraz önce dedi, ben Xoriyyat'a mütesir oldum nenelerimizden. Bəli. Nenelerimiz bizi yenge dünyaya gelende bizi şeyden neniden yatırırdılar bizi. Bazen güzel güzel tekerlemeler olurdu, uşaqları yatırtmak için Xoriyyatlar okurdular. Ve bu bütün yani Türkmen milletinde size duzlu olsun, Kerkük'te, Irak'ın arasında olsun olsun, bu hepimizde şey var. Zaten Türkmen milletinin yani bütün esasında bir edebiyat var. Aferin. Bu konuda nene üzerine şiir yazanlar çoktu. Bəli. Yani bu nenenin yanında babanın da yani evlada büyük tamam, bir katkısı tamam, var, tamam. Büyük bir eyliği var. Bəli. Mesela baba yazda gezasın gündüz edip savuğu sıcağı işlir, tamam. Çakir getirir eve uşaqlarını beslesin. Ama subhanallah nenenin başka bir
muazzatı var. Nene ayrı da, nene ayrı da. Bak yani Allah-u Teala da yani neneye bir şey verir, biri cenneti tahta aktan durma. İnsan da yiğitim oğlanda neneden oğla. Neneden oğla. Sohbet, bu da söz var doğru tamam. Diysem. Nene konusunda hiç kalem oynatı? Bel yazmışam. Nene üzerine. Nene üzerine, bel. Nerede adı o şiir? Şiirde xariyatlar yazmışam. Nene üzerine? Dörtlük yani. Dörtlük var, xariyat var arasında. Tamam, o zaman onu da Allah'ın senden. İnşallah. Neneler, aziz, aziz oğlu. Bütün neneler şu an hayatlarla olan olmadan gelsin. Bin rahmete, hayat dünyasında şenlerin ruhuna. Buyurun. Allah'ım amin. Oyan nene. Tikandı oyan nene. Gelmişem seni görüm. Gözü aç oyan nene. Güzel, güzel. Oyan nene. Tikandı oyan nene. Güzel. Gelmişem seni görüm. Gözü aç oyan nene. Güzel. Ben de yetim. Asta sür. Ben de yetim. Bildir nenem var idi. Bilse. Ben de yetim. Ağzı o sağlık. Tabii heyecanlandıysam biraz. Gözleri de doğruktu. Ben istemez yedim. Neneler. Ha zaman nenem geçindi Selahattin Efendi. Biriyle. Bir ilə var idi. Yani ili çıxıb yoxsa çıxmayıb ki? Çıxdı bəli. Bir rəhmət gördüm. Bir rəhmət gördüm. Ayrılıq etdi nənəm. Baxalım netin nənəm. Ayrılıq etdi nənəm. Baxalım netin nənəm. Sahabsız yetim məni bıraxdı getin nənəm. Allah. Nənələr dəyəri heç bitməz. Nənəm yerin. Nenem yerin sarıptı, nenem yerin yedi kız, yedi gelin almazlar nenem yerin. Hiç olmaz. Daşı yığdım çemlenmen, yığışı kem kemlenmen, duymadım senden nene kalmışam bu gemlenmen. Güzel. Kurbanı oğlum nene, gözleri aç, bak mene, meğer bes Allah bilsin, nanca borçluyam sen. Güzel, ağzı o sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol, sağ ol, var olasın. Selahattin Efendi, sen beni de gözümü doluxturdu. Her neyse, şair olunca her konuda kalem tamam, oynatsın. Tamam. Sen indi mesela milli dedi yazmışsan, nene konusunda yazırsan, dini konuda da elbette yazdın. Ben, tamam. Biz bir İslam olarak hepimizin boynumuzun borcudur. Tamam. Yani mesela Allah-u Teala Müslümanlar için bir şeriat bırakıptı. O şeriatı mesela düzgün bir yolda, düzgün bir biçimde edebilirsen, kaleme alasan, yazarsan özünü. Tamam. O mesela Peygamber Efendimiz selam olsun ruhuna, onun hakkında bir şey yazabilsen, İmam Ali selam olsun ruhuna hakkında bir şey yazabilsen, bir de Seyyid-i Şuhada İmam Hüseyin olsun, İmam Hasan olsun, İmam Abbas olsun, hepsi bunların tamam. Yani Ehl-i Beyt'in bir mehabbeti var insanın ürecinde. Ekid, ekid. Elbette bunların hakkında bir şeyler yazdı. Böyle. Kimin üzerine yazdığı amele coştu, hazreti yazırsan? Vallahi yani ne bir konu gelse üzerime yazarım. İşte İmam Hüseyin üstüne, İmam Ali üstüne, Hazreti Abbas üstüne, eşkal. Ama ben hazırladığım, haz ederim yani bir Hüseyin'i şairi armağan edeyim aziz seyircilerimize. Tamam, o zaman Allah olsun. Değerli aziz seyircilerimiz, ikramı başına ayırma. Bugün tabii programımız bütün hızıyla devam edelim. Bu şiiri Allah'ın dede Selahaddin'den Hüseyin'in şiirini. Böyle. Buyurun. Şiirin adı Hüseyin'iyim. Sorsalar sen nesin derim Hüseyin'i.
Onlar korudular, onlar korudular bu temiz dini. Kalbimde taşamam kimseye kini. Ben. Sorsalar sen nesin derim Hüseyin'i. Kerbela şehrinde Şah Hüseyin'im var. O yüzden görürüm kendim bahtiyar. Güzel. Söylerim ya Hüseyin günüm olsa zar. Sorsalar sen nesin derim Hüseyin'i. Kardeşi Abbas'ın kestiler yolun, kafirler çaptılar her iki kolun. Dininden dönmedi, tuttu hak yolun, sorsalar sen nesin derim Hüseyin. Güzel, çok güzel. Annesi Fatıma, babası Ali, emirim Ali'dir billahi veli. Kitaplar araştır, git bul delili, sorsalar sen nesin derim Hüseyin'i. Cahildir sevmeyen on ki imamı. Küzelçi der budur sözün tamamı. Güzel. Nübüvvetin geldi Ahmet imamı. Sorsalar sen nesin derim Hüseyin'i. Hüseyin'im, Hüseyin'im, Hüseyin'i. Baba bugün benim bu baha gevlim. Ögüranip aha gevlim. İçinde Hüseyin'im var da gişmem şaha gevlim. Ay ağzına sağlık, oracına sağlık, kalemine sağlık. Çok sağ olasın, sağ olasın. Tabii bu da bir sevgidir, bir muhabbetdir. Bizim imamlarımız, 12 imamın hakkında, Peygamber tamam. Efendimiz tamam. Hakkında. Şair olan tabii ki bütün konularda tamam, kalem oynasın. İyiydi, Selahaddin Cüzeltçi şarkı sözü yazdı. Şarkı sözü yazarım ama indi kimin kimseyi çıkartmamışam. Bəs 90 illerindeydi, 80'ler idi, 90'lar idi bir böyle şey. 80'nin sonunda yani. Değerli ses sənətkarımız buradan saygı salamlarım özünə Necdet Mustafa Kemal'a. Necdet Efendi'ye buradan Necdet Üzülə saygı salamımız. Bir şarkı sözü verdim, yadımda da yok doğrusu. Nola bir gün çalsa kapı cerasa. Ama onu kaydetme törenlerde okudu. Bir gün haket düştü dedi. Bəli, onu Kerkük'te çok kimseler klip ediblər özünü. Bəli, mən eşitmemişim. Hatta bir gün Ustad Ersen, salamlarım özünü Ersen Cemal. İşte böyle bir haket düştü dedi. Tamam, mən onu şeyden eşitmişim. Necdet Mustafa Kemal'dan eşitmişim. O okurdu özün Ersen okurdu. Evet, özü bestelik okuyayım özü. O okurdu özün Ersen de okurdu. Bəli. Bəs bu da başkasına vermemiş. Daha kimseye vermemişim. Yok. İyiydi geldiler yani sana dediler söz istedik sana. Valla ben özüm tanıttırmamışım nece deyir çağırçılara. Aa, biraz İraksın. Ha, İrak'ım. Ha, sahadan biraz, sahneden biraz İraksın. Tamam. Biraz da dörtlük alalım senden. Göz üstüne aldım. Dörtlükler de hoştu. Baş üstüne. Baş ben bilirim Selahaddin Cüzeltçi güzel dörtlükler yazan. Allah razı olsun. Çok şerazayım sana. Biz bu dörtlüklere geçmezden evvel. Bəli. Bir gün bir şair yazmışydım. Bəli. Biz 1973 yılında bir kitap çıkarttık. Yatma. Senle salamın özüne Hacı Halil Saçuzun. Saçuzun. İkimiz ortalığı bir kitap çıkartmışydık. Tabii o kitap... yani kalın bir kitabıydı. Bəli. Ama çok zayıf düştü. Zannedersen bir 70 sayfaya düştü. O da neden? Yani içinde Milli Koruyat çok iyiydi. Çok iyi. Onu Bağdat'ta sildiler özün. Tamam. Ama bir rahmet görüne Abdülatif Bağdaroğlu'nun adı gelirken rahmet istedi gördü. O bize yardımcı oldu. Tamam. O olmasaydı o 70 sayfa da çıkmaz idi. Zaten o özü Türkmen edebiyatını öge attı. Doğru. Çok, çok fatıydı. O bize iyiliği çok iyiydi. Tamam. Ben bir gün baktım bir parça şiir yazıpsın sen. Bəli. Bizim o kitabımızın üzerine. O ne geçir fikirden yani bu? Valla o kitabı okurken ben coştum haddinden fazla. Yani bu milliyetçiliği gördüm özünde. Bəli. Millet üstüne yazıpsız. Ben onda dedim bu kizat nece diğer istahildiler bunların üstüne bir yazı yazmak. Ben yazdım özün. Hatta Aksu gazetesinde de yaydım özün. Güzel. Ne haberim yok. Bəli. Aksu gazetesinde de yaydım özünü. Bəli. Ben o şiir bilmem. Yani o da var yok ama. Ya vallahi yok. Olsa da yani o da. Ben istemiyorum. Çünkü tamam. Madem bizim üzerinde yazıpsan özün. Yo, o da istemiyorum. Hakikaten aziz olduğuna yanımda evde saklamışam özün. Aziz sağ olasın. Çok sağ Allah olasın. Allah razı olsun. Şimdi dörtlükleri o Allah'ın senden. Bəli. Buyurun.
Dörtlükleri de sana çok güzeldi, çok hoş. Allah razı olsun, sen güzelsin. Buyurun. Dörtlükler çok da ama bak her kim diyesen oh, bas, bak, ben Mustafa'm tutarım böyle. Aldanmam söze duzum, sensen parlak yıldızım, torpağı sürme kimin çekerem göze duzum. Güzel. Hediyedim besti gevlim, sevdaya esti gevlim, men oldum, özü oldu, kararın kesti gevlim. Aramadı beni. Güzel. Sevdiyeden kavga. Aramadı beni. Sevdi geçsin belerdi. Buyurun. Su basar geçer daşı, kurruya nem olaşı. Güzel. Kuyruğun koklağına kokup balığın başı. Güzel. Kim dese bayram hoştu, debengdi, beyni boştu. Bayramda ne çabala baba için göğsü coştu. Güzel. Hardasan ara məni, əzib dərd yara məni, doktorlar baş çıxartmaz, sağaltmaz para məni, gevlim səni istiri çəkibdi dara məni. Güzel, çok güzel. Gəm yük yıxıb xanımda, kan gəzmiri canımda, mən bayramı ne edirəm, yar yoxuysa yanımda. Güzel. Gün gəziri batmayıb, ay yorğundu, yatmayıb, kurban oğlum Allaha, neler görsətsin daha, İki suyu bir denizde birbirine katmayıp. Güzel, güzel. Bu tabi Kur'an-ı Kerim'de var. Bəli, bəli. Ve meracel bahrani ile. Tamam. Gün gözünü açtı gene. Nurunu saçtı gene. Ay yetti yatağına bakmadan sol sağına yıldızlar kaçtı gene. Bu da aynı Kur'an-ı Kerim'de güzel. Var. Ve idel arlu teneffes. Böyle. Bomba partlar bum eder. Bomba partlar bum eder. Böyle. Dam duvarı kum eder. Oruçluğu bitiririk. Beyramımız şum eder. Güzel. Bu halde duz hormatı. Güzel. Çok şehit verdi. Çok. Allah şehitlerin yeri makamı cennet inşallah. Allah'ım amin. Sen ne desen düzagi? Hey gevlimin bezagi. Dudakları unar gülü, parmaklar mevzagi. Güzel. Bir üste yüz koyandan, söz üste söz koyandan, gizli gel görüm seni, korkuram göz koyandan. Çok güzel. Allah yazar her bahtı, gün, hafta, ay, il vaxtı. Bir sultan düz işlese ölünce düşmez tahta. Çok güzel. Dedim gün çıkar dözün. Dedim gün çıkar dözün, kül örter, ataş közün. Bulutlanca murs olsa Mevlam yığladı özün. Güzel. Nece yığladı özlerini? İgid gaflet oxlanı, gül bedeni yoxlanı,
Kan kokusu istenilmez, şehit kanı koklanı. Güzel. Her sümbülde 100 dene kurbanam Allah sana, gece ay gündüz güneş büyük nimetti mene. Güzel. Sel gelsin alsın seni, dereye salsın seni, beşboğum kara akrep dilerim çalsın seni. Güzel. Ektiğim darı çıktı, püsküller sarı çıktı. Beklerdim güneş çıksın, güneş de yarı çıktı. Bu da sağ şansı oldu. Ne de. Her gün çalma bir tele, göz yaşıma rahmele, besti kör akrab kimin zumruku koyma böyle. Güzel. Gel dostum yorma beni, gel dostum yorma beni, herkesten sorma beni. Eksev məni gül olam, bəs tikən görmə məni. Kılınç qalxan qatılsan, kılınç qalxan qatılsan, bir kinara atılsan, kurusan qanlı yerlər, bir az da dinc yatılsan. Yadıma düştü gene, bilmem ne edip sen bana, oxşa dəlli gevlimi, ilişip kalıp sana. Gelirim yolum daştı, gün vurup daş ataştı, ister inan ister yok, duzdan kerkük kardeşti. Ay sağ ol. Çok sağ olasın. Sağ, sağ, sağ olasın. Allah razı olsun. Hakikaten dörtlükleri güzeldi. Sen güzelsin. Çok sen, sağ ol. Var Allah olasın. Razı olsun. Silahettin Küzelçi Mustazat Khoret yazdı. Mele. Çok yazdı. Mele yazdı. İyiydi. Bunun yanında bizim Mülemmah Khoretimiz var. Mülemmah Khoret yazdı. Mülemmah Khoret o yazmamış. Yazmıyorsa. Tamam o. İyiydi. Bir olaylı Khoret oldu. Mesela bir Khoret oldu. Onun arkasına bir şair yazdı, bazen olaylar oluyor. Yani bizim Türk tamam, milletinde tamam. Çok Khoretlarımız bir olaya bağlı. Tamam. Yani sende de başlıyor bir olay geldi, bəli, onu gördü, orada Hasan bir Khoret yazdı. Bəli, onun tamam. Sözü, hakikaten öyle bizim Khoretimiz. Tamam. Bu bir Khoret var indi, ben sırada da el altında birinci özdü. Bəli. Bəli var. Bir gün bazardayım, bu Kayseri'ye giden yolda, o bazarda. Bəli. Durmuşam bir dükkan yanında, hürmetim özüne bir arvadlarım biri geldi, dükkançıdan sordu, dedi üzüm var, kara üzüm kastı. Dedi üzüm var, dedi o yoktu. O lahzada yani deysen irticali bir şekilde benim için bir Khoret geldi, dedim üzüm yoktu, nar aldım, üzüm yoktu, yar hasta, ben de suçlu sorma üzüm yoktu. Güzel, güzel. O dakikada geldi benim için bu. Güzel. Böyle. İşte bak bu yani bir olay olur. Tamam, diyor, sana tamam. Sana Allah gelip tamam, de sorup da diyor üzüm var, o da deyip de üzüm yoktu. Sen de bir şeyler tarttı fikirde. Özellikle bu sözdeki cinas da. He. Üzüm yoktu. He. Özümüz tamam. Kim anası var? Bəli. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Allah razı olsun. İndi gelakın cinası Khoret var mı? Bəli. Çok yazıbsın cinası Khoret var mı? Bəli. Bəli. Dedi silah, cinası Khoretlerde var, bizde yarım cinası var, bir de bütün cinası var. Bəli. Sen yani naqsın çok seversin. Vallahi bütün kamil cinası olsa daha ağır olur. Daha ağır olur, tamam ağır olur.
yarı olanla aynı bir aksamış bir şey. Aferin, tamam. İnsan yazırsa bütün cinas yazsın, bütün daha güzel. Evet, tamam. Bazı şairler var, gelir rübe cinas var, bazıları imam üç rübe var. Yo. Böyle şeyler yok. Yarım var ama bütün olsa daha iyi. Tamam. O zaman cinası kol etlerdi Allah'ın senden. İnşallah. Eceli vaktine hazır insan. Allah onu da. Buyurun. O özün malını okuduk. Bəli. Bəli, bəli. Kime yaram? Görsədim kime yaram? Düşmansam öz özümə bədaha kime yaram? Güzel. Boynu azad, su məndən boynu azad. Gevlim belə kırıbsan, hiç etmem boynu azad. Güzel. Cay ermenlən, sev İslam, cay ermenlən. Yar uyub yat sözünə, gün be gün cay ermenlən. Necə yardım? Gör xoşdu, necə yardım? Sən mənə yar olsaydı, nə küsüb necə yardım? Güzel. Gözəllərdə gəldilər gözəllərdə. Qurt quş yesin, tük olsun, qalmasın gözəllərdə. Allah, güzel. Boş kalandam, kirasız, boş kalandam. İşlerim karnım doysun, ne yerim boş kalandam. Güzel. Mende ne var? Get Ömer, mende ne var? Gülürüm haha karşı, hak bilmez mende ne var. Güzel. Rahim cinastı. Evet. O yar geçer, bezenip o yar geçer, mert bağıran namert sözü oh kimin o yar geçer. Derdi mene, bağdan gül, derdi mene, sirvana can sağlığı, xudan ver derdi mene. Allah kimseye dert vermesin. Çok sağ ol. Amin. Daha. Amin. O hatardı. Ölecek. O hatardı. Ben ona konca güller. O mene o hatardı. Güzel. Rakı bak. Rakı bak van. Rakı bak. Baktı o da baktım kimin. Hiç olmazsa rakı bak. Güzel. Oxum ağa, düz gider oxum ağa. Bu millet hasrat idi öz dilin oxum ağa. Güzel. Hamd olsun oxuyun. Elhamdülillah, elhamdülillah. İnşallah elhamdülillah. Bəs mən qəhər yaram, tamam millet indi öz dilin hürriyeti ilə oxuru. Bu hürriyete karşı milliyetçiliği az görürüm ben. Çok az görürüm. O da iyi olur. O da yavaş yavaş iyi olur. İnşallah. İnşallah. O yağları ört, kaldır. O yağları yiğit ol, yatan oyat. Yatırtma o yağları. Çok güzel. O yağlıqdan tərim sil o yağlıqdan yatmaqdan bir iş bitmez. İş biter o yağlıqdan. Güzel. O yağa el vurmavun. O yağa gel hükmüde adil ol. Ne sağ axtar, ne de sol. Mazlumun masrur ele, zalim gözün oy ağa. Güzel. Mendil tuttan doğulubdu. Mendil tuttan
olmarıq haq sahabi. Sən gözüyüm, mən dil tutdan. Güzel. Babam yerin satmadı. Babam yerin olarsak 14 kardeş almarıq babam yerin. Bir almaz. Bu yandı gül, o yan xar, bu yandı gül. Gedirdim yar yanına, kanımla boyandı gül. Güzel. Her gündüzde, düz burada diyendem, düzü kast etmirim, gündüz yani. Bəli. Her gündüzde. Her gündüzde, gün çıxar her gündüzde. Rühüm bir kuş olaydı, konaydı her gündüzde. Güzel. Xanda ölü gömülmez, xanda ölü evsiz uşaqsız kalan cəmədə xanda ölü. Güzel. Kan axar bulanıbdı kana xar, kaçmadı durdu düzüm şehidler yurdu düzüm, tutup torpağın sıxsam gül koxulu kanaxar. Güzel, çok güzel. Sağ olasın. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Cinası kuretleri o da güzeldi. Sağ olasın. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Siz güzelsiniz. Allah razı olsun. Kalem o kuvvet. Sağ olasın. Yani Allah inşallah razı olsun. Sevda. Sevda bana. Silahedin güzelçi bir sevdanın etkisi altında kaldı. Vallahi ben sevdi. Yoxdur bir kimsenin gençlik vaxtında başından geçmesin tamam. Ben bir gün bir Mısır arkadaşla konuşurum dedi. Ente betheb dedim ya dedi. Vallahi ente keddab. Dedim leye bi leye ana keddab. Dedi ente me betheb iş Muhammed. Dedi peygamberi sevmesen. Ha, dedi yoxdur insan sevdasız. O zaman böyle. Yani çok programda demişim. Bu sevda meselesi sevda çeşit çeşittir. Tamam, yani tamam. Sen bak bu sana çıkartırdı olsun, Peygamber Efendimiz salam olsun. Bəli, salam selam. O onun üzerine yatırdı. Onun tamam. Sevdası başkadır. Biz dedik imamların. Bəli. 12 imamın sevdası başkadır. Tamam. Nene sevdası başkadır. Tamam. Evlat sevdası başkadır. Tamam. Otan, torpaq, zaten millet. Her bir sınıf konu var. Tamam. Ama ben senden sorduğum sevda bu dedik o gənclikte. Tamam, tamam. İşte yoktu insan başından geçmesi. İyiydi. Necə yaşardı yani fikirde neler geçerdi bu sevdalanda? Yani başında bir sevda var mıydı? İşte yuxu olmaz da aynı şairin hayat kimi necə səbbaha kimi havara vurdan geçirdi o zaman aynen böyle. Bəli. O zaman kalemi aldı var o bir şeyler yazdı. Bəli, bəli. O yazdığı o neydi? Bahar adlı. Bahar adlı? Bahar, ha. Sevda konusudur tabii. Bəli, bahar gelende. Bəli, buyurun. Sevdi baharda, caydı baharda, yasa bataram bahar gelende. Hiç insaf yoktu o zalim yerde, yasa bataram bahar gelende. Kalbimi tutup nişterden yardım, yarı içine bırakıp sardım. Bes o günleri bilirem vardım, yasa bataram bahar gelende. Bekledim dedim hanek yediri. Sen deme menden ömür giyediri. Güzel. Görün bu sevda bize nediri. Yasa bataram bahar gelende. Güzel. Bülbül ötende dalda gül açar. Ruhsuz yaşıram. Bedenden açar. Dostlarım beni görende kaçar. Yasa bataram bahar gelende. Dediler bahar gelse kan coşar. Dediler bahar gelse kan coşar. Kol açıp sene ceyran tek koşar. Bilmedim kader sevdamız boşar. Yasa bataram bahar gelende. Bu da sevdi üstüne. Bu da sevdi konusuydu. Güzel yazıpsan bunu da güzel yazıpsan. Sağ olasın. İyiydi bir şey sorum senden. Bəli. Silahedin efendi. Bəs düz doğru yani. Tamam. Konuşacaksan o zaman.
Desen yasa batarım bahar gelende. İndi de bahar gelende yasa batsan. Tabii o bir facia kimi kalı. Biz ne diyeyim mesela indus hurmatın faciası ya tezzek hurmatın faciasını her yıl ya yadımıza sağlık. Bu da beladı. Tezzelani bu bir yaradı. Nancana kavuk tutsa. Yani nanca ömür var. Aha. Her bahar beladı, gelende beladı. İnsan. Her bahar gelende. O bahar gelende daha tarihin de istemez filan ayın mınca gününde. Selahaddin Efendi çok güzel bir konuyu yadıma saldım. Güzel bir şeylere de gidiyor. Hakikaten yani bu yaşa bakmaz. Yaşta ne kadar büyük olsa da yani bahar gelende hesap atarsın. Tamam zaten çünkü ben... sen bilirsen baharda başıma ne gelip. Sen yaşlı dedi o yadıma saldı o bir yazım var. Aynen bu yaş üstüne yazmış hem özel. Diyor 40'tan sonra saza gelen gevlimin. Bize bir atalar sözü var. 40'ından sonra saza gelir. 40'tan sonra saza gelen gevlimin bir gel dinle. Bilmem ne cebir böyle şeydi. 40'tan sonra başlayıp. Ben bu konuda bir dörtte yazmışım. Ben sanatçılarımız da okuyup özünü. Bir dörtlüğümde diyorum aşık gözde hor olu. Böyle. Aşık gözde hor olu, zulmedenler kör olu. Yani aşık bilmez mi yapar onu? Tamam. Onun için alem böyle hor bakar o zaman. Tamam. Hor bakanlar ona zulmederler. Aferin. O da yani Allah onu şey edipti. Yani bir sevgini bırakıp ona da zulmetse yani günah sayılır. Günah. Bu konunun burada ifade edilir. Aferin. Aşık gözde hor olu, zulmedenler kör olu. Geçe giymiş sevişmek 40'tan sonra zor olur. Allah. Bu 40 yaşından sonra sevişmek biraz zahmet oldu. Zahmet oldu. Nisa'nın yürütmenleri maşallah kaşarımda gençler. Bunların sevdası başkaldı. Tamam. 40'tan sonraki başkaldı. Allah ömürlerini uzatsın. Tamam. İyiydi. Bizim tabii biz her zaman bazı festivaller olur. Her zaman aradan değiller özellikle. Böyle. Bazen şiir geceleri olur. Tamam. Sıra Irak'ın içinde olsun, sıra Irak'ın dışında tamam. olsun. Selahaddin Küzelçi bunlara katıldı. Festivallara vallahi çok katılmışam ama sadece bas Irak'ın içinde. Irak'ın dışında katılmamışam. Orada da katılsan inşallah. Allah kerimle inşallah. İşte Duz'da, Bağdat'ta, Kerkük'te, Erbil'de bunlara da katılmışam. Çok güzel. Çok. Evet. İyi bir festivalda dedi o. Bir güzel bir milli şiir okudum. Böyle. O şiir yadıva gelir ya. Gelmez için gelmez. O tamam o da hazır sonunda Allah sana. Hazırdı inşallah. Festivalde okudum hocam. Böyle. Allah sana özüm. Adı nedir şiirin? Mezhebe korkmayalım. Güzel. Mezhep üstüne korkmayalım. Çünkü ne için mezhep bizim özümüzle Allah'ımız arasındadır. Böyle. Bu mezhebi... Nece istesek evde yerde bilir. Ama ne çamur var ise haşişten yoğurluptu, dilimizin başı için yoğurluptu. Onu hiç kere biz her vakit dilimizin üstüne mezhebimizden, dinimizden de fazla korkalım. Yani ben anladığıma göre seni dil mezhepten öcülerdi. Benim yanımda belalı. Benim yanımda belalı. Bak ben bir programda bunu dedim. Böyle. Yani uşak ilk evden dil açandan neden olubdu tamam. ki böyle dil açırı mesela ana dili, baba dili nene, yani baba, ilk tamam. evden öz dilini açırı ha, tamam. yani mesela İslam demirin ya Muhammed demirin ya Allah demirin bilmez ne adı bilmez baba bilmez ilk evden dilini açırı tamam. sonradan biraz yavaş yavaş böyle oldukça okula gidince, tamam. maktaba gidince hapı şeyi dini hocam tamam. yani burada konumuz tamam tamam diyorum. İnşallah tamam Allah şairi senden Allah'ım. Şairimin adı mezhebe korkmayalım. Bu buna tedirici şiir diyorlar. Yani bak neyden başlar, hara bağlanır. Kendi halk eyledigin sevdi halık, yerle gök sevdası ol zata layık. Göndermiş rahmet için alemine, şirke karşı hem rehber muslimine. Güzel. Peygamber kastı onu burada sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım sallallahu Yaratmış Tanrım bizi tanışalım. Yok düşman diye hemen boğuşalım. Kalksın da aramızdan sünne şia. Verelim bir salavat ol şefi'a. Güzel.
5 mezhep öğretmeni İmam Cafer, Allah bir, Kur'an da bir, bir peygamber. Yani. Ne zaman göz geçirsek adalete, göreriz, bağlıyız bir şehadete. Herkesçe mukaddestir öz yakini. Tamam. Söylemem tut dilini, bırak dini. Mezhebe korkmayalım, gelmez ziyan. Gelirse yalnız gelir dile ziyan. Her zaman Türkmen hedef patlamaya, bakınız tuz, telafer hem tazeye. Bakçanın bırakmayın gülü solsun, çalışın amacınız hep bir olsun. Salonda bir duyulsun millet sesi, rahatça ta alalım pek nefesi. Kırmayın ayakların sandalyanın, hakkımız için her şeye siz dayanın. Kaç yıldır bekliyoruz bu tekyanı, şorbanın niçin olsun başka yani? Güzel. Billahi ger kınarsak birbirimiz, gün gelir parlamanda yok yerimiz. Dikmişiz gözlerimiz yolunuza, bir olun güc de verin kolunuza. Küzeçi söyler kalmış az bir zaman, bir daha savurmayın eski harman. Baba bugün şiasine vurur, şiasine can kurban Türkmenlerin sünneyden şiasine. Ay ağzıma sağlık, çok sağ olasın. Sağ olasın. Benim de bir dörtlüm var, yazmışım bu sünne şiir üzerine de. Tabii ne mutlu Türkmen milletine, bizim aramızda sünne şiir yoktu. Hiç bir vakit aramızda bu fark etmemiş. Vallahi inşallah olmazsa. Olmaz inşallah olmazsa. Her vakit kardeş kümünü yaşamış. Ben zamanında, zannedersem ondan 10 yıl önce bir dörtlü yazmışım. Derim Sahaliyel Esen kimin? Esen kimin? Sahaliyel Esen kimin? Bağları kesen kimin? Kesen kimin, tamam. Sünne Şia kardeşti. Hüseyin ile Hasan kimin? Aferin, abi sağ olun. Hüseyin ile Hasan imamlar. Tamam. İkisi tamam, kardeşiydi. Tamam. Biz şimdi biz kardeşle hiçbir farkları yoktu. Buna karşı Arapça bir söz var. Diğer sünneti ve şia ahavani kel Hasani vel Hüseyin. Bak ben bunu işitmemiş. Ama bunu koruyatımda. Sünneti ve şia ahavani kel Hasani vel Hüseyin. Ben bunu dörtlükte demişim. Ama bu dediği o fark meselesi. Eğer var ise haşa iştenden, haşa işten, haşa seyirçilerden. Bes ahmak insan yanında olur. Özel her insan bir sen gerek önceden dile önem versin. Gerek. Ama dil zer. Ben diyemem dini bıraksın bir yana. Yok. Tamam. Dinde üzere o vaciptir. Eğitmen senden bir sual soracağım. Buyurun. Tisin hapsi şiadı. Tamam yoksa yok. Böyle. Tisin çıkanda ne hüccasıyla çıktı? Tabii bu hana taptalar üzerinde. Ne hüccasıyla çıktı? Şia sınıfı. Çıktı şia hüccasıyla ama özü yok. Hedef dilekâli. Çünkü ne için? Şialığın hakikaten hüccasıyla çıksaydı yerlerini örtmezler cunuptan gelen şialardan. Bu şialar çıkarttılar, onlar getirdiler. O zaman, Hasan Keçel, Keçel Hasan. O zaman manası dil meselesi. Dil meselesi. Din dök, mezhep dök. Çok doğru, çok doğru. Tamam. İyiydi, Selahaddin Küzelçi kitap bastı. Vallahi kitap saygı selamlarım özlerine buradan Muhammed Haşim Salihi'den Can Halil Kassab benim için tertibatını yaptılar. Can kablığını yaptı benim için. Güzel. Muhammed Haşim Salihi de kursunu yaptı benim için ama o kursu yatırtmışam evde hele. Ne için? Hele onun üstüne daha ihtimal var bir kitaplık, iki kitaplık yazılarım olsun. İnşallah güzel. Gelen günlerde bunlar da meydana atılır. Allah ömür koyarsa. Yani sen kitabı kalın olsun yoksa başka şey düşünürsen. Mesela bazı insan var maddi durumu yani. Hayır, yok tamam ekid olsun maddi durum var. Maddi çünkü durumda için, bazen tesiri var. Tabi büyük bir fiyat istedir. Çünkü yani. Için, hal yani. Hazırda bizim için nece der evi idare etmek bu kitaba kadar önemlidir. Tabi tabi yani. İnsan uşaklarını alıp tamam, koysun kitap tamam. Onların da günahları mal boynuma da. Allah kabul etmez. Günahları mal yani, boynuma da. Allah bir evladı verip sana, tamam. Aileni verip sana, tamam. Senin boynunun borcudur. Bunlara epey yemek yedirsen, epey hizmet etsen, zaten epey bela, giriş gelirsen. Onlar da ne dediler, benim elime bak Allah. Tabi, tabi, tabi. Vale. Çok güzel. Dede Selahaddin'in vale. Sorular çok soğuktu. Vale.
Bir soru bana şu an hatırıma geldi. Sen o Tum Hatun'a yanına bir temenni desem. Edebiyatta. Valla edebiyatta ne temenniyim bilmiyorum. Yani mesela in edebiyatımızı nasıl görürsen, nasıl bir seviyedeydi, özü yani her ulaşmak istesen. Ben in edebiyatımızı çok düşkün görmem. Çok ne kadar desa o düşkün görmem. Bilmiyorum da sebep nedir. Edebiyatımız düşkün değil ama Selahaddin Efendi bir şey var. Böyle. Bize dehil düşen var. Böyle. Dehil düşen bilirsen ne diyorum yani, sözmanlısın. Böyle. Onlar başladılar kalem oynatmaya. Tamam. Ha, o kalem oynadanlar çirkin çirkin sözler. Yok, yani, bizim edebiyatımıza yakışmaz. Ya düşman edebiyatı tarabarmaktan gösterildi. Tamam. Vallahi yani... Ben işte bilirsen yani Azerbaycan'a nanca gitmişim, Türkiye'ye nanca gitmişim. Yani orada her zaman aralarında edebiyatçılar arasında olmuşum. Yani ben gözümle görürüm. Vallahi yani ben desem bazı diğer abartı yapar. Vallahi bizim edebiyatımız daha kuvvetlidir. Kuvvetli çok. Yani ben insanın şiirleri görürüm. Bu şiirlerin çoğunun şiirini görürüm. Hepsi kafiyesi tamam. Ölçüsü tamam. Güzel bir şiirde yazırlar. Yani bak Türkçe'de yazanlar mesela kafiyanı alır, gidiyorum, geliyorum, onu ölüyorum. Son sözü. Bana son sözü baktım onu kafiye alır. Tamam. Bizde bir yerimez. Tamam. Ya orada yerdirler. Bizde mesela bir şiir yazıpsan halımdan, dalımdan, balımdan, şalımdan, alımdan. Tamam. Mesela bunun da asıl kelimesi dönersen. Tamam. Sen şimdi bunu diyen de mesela kimse bilmez halımdan. Böyle. Asıl kelimesi nedir? Hal kelimesi. Hal. Hal. Tamam. Ha. Mesela... Bir gül kop, bir kuş kuşsu dalımla. Dalımla. Dalımının asıl kelimesi ne? Dal. Dal. Burada hal, dal. Dal. Bak bu asıl kök kelimeler tamam. Tamamdır. Böyle. O zaman sen Ege yazdıysa, bu köklere aradıysa, kafiye mazmut olduysa, yazdım, dünyada bir erkek yoktu desem, tamam. Onun şiirinde yanlış tamam, olur. Tamam. Ben yani böyle görürüm. Çünkü yani görürüm. Bu yazanları, Azerbaycan'da olsun, Türkiye'de tamam. olsun, yani... Onlar da güzel şiir yazarlar. Ne bileyim güzel yazmıyorlar. Vallahi şiir var. Ben Türkiye'de işitendim, Azerbaycan'da işitendim. Özüm böyle yerimde utanmam. Yani Türkiye'de, o kadar hoşluğundan. Bak Türkiye'de sözü şikerden kesim. Kafiye aktaran çok azdı. Çok azdı. Çok doğru. Ama bence ben şahsi öz nefsimi diyeyim. Azerbaycan'ın yazıları bana daha hoş geldi. Çok severim. Çok severim. Bir sene için. Burada şeva meselesi var. Şeva meselesi var. Dilleri bize de yakındı. Vallahi diyebilirim yazılar da bize yakın. Evet, çok yakın. Tamam. Ben orada yani şairlerin çoğunu gördüm. Bu ahı kelimesi. Böyle. Türkiye'de yoktu. Yoktu. Ahı sen beni düşün müsün? Ahı sen beni. Ahı. Tamam. Bak bu ahı sözü. Tamam. Onların şairinde çok geçer. Geçer. Ha. Tamam. Ahı ben sensiz edebilmem. Tamam. Ya bu biz bunu aramızda selaşırız. Bizde de var. Ha. Olar yani edebiyette bu ahı kelimesini çok geçirdim. Ben. Tamam. Onun için yani bazı sözler var bizim aramızda oradan baraba çok yakındır. Tamam. Ben de severim yani. Aferin. Türkçü şey edebiyatını da severim. Ben de severim. O da çok ağırdı. Ama Azerbaycan'da tamam. O da şairi güzeldi. Tamam. Çok güzel yazılar. Bize de haket aldı. Böyle. Selahaddin Efendi son sözü var. Hazretlerim bugün geldi. Türkmen Eylül Radyo Televizyonu'nda burada bizim stüdyomuzda olduk. Bir canlı yayın yaptık. Şu an Facebook'ta sayfaları başında olanlara üç onlara ne demek istedim? Son sözüm çok memnunum sizden, televizyonunuzdan ve cenabınızdan ve kameramen arkadaşlardan. Allah razı olsun. Allah'tan dilerim her vakit böyle bu programı sürekli olsun, ömrünüze bereket salsın. Siz çok olun, sizden sağ olasın, Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben de diyelim, her ardımı vattı, geldi olarak kimin ardımı var, sağ olasın. Sağ olasın, Allah razı olsun. Buraya sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Çok sağ ol, var olasın. Biz her zaman programın sonunda misafirimize bir mana armağan ederiz. Vâli. O sana seçmek o kanun. Tamam. Kimi seçsen sana bir mahallar mağan edelim.
Vallahi eğer zahmet olmazsa arkadaşlara var ise Ali Benna'nın bir şarkısı var. Seni benden ayıran. O var ise. Seni benden ayıran. Ne kadar ne zamandır. Seni benden ayıran. Ben düşmandı bir ne dostu ne düşmandı. Ne dostu ne düşmandı. Güzel yazılıktı tamam, da sözü. Yazılık. Tamam. O zaman sayın yönetmen ben programı sana veririm. Hem de bu mane Armağan gelsen değerli şahımız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ hem de şu an ekranın başında tüm bize seyredenlere her halde olursa dünyanın arasında olsa Ali Benna'nın manisi seni benden ayıran ne kadar ne zamandı Armağan gelsin. Böylece bize ayrılan vaktin de sonuna geldik. Sizlere kalın sağlıktan demezden önce benimle çalışan ekibim yönetmen Ercan Adnan Sarıkaya ve Mustafa Gazi Nacar saygı sevgilerini kabul edin. Programı hazırlı olsun ama Sirvan Saçlı'nın da saygı sevgilerini kabul edin. Gelecek hafta başka bir misafirle buluşunca deyik. Hep pavuza Allah'a ısmarladık. Güzel vakitler, şirin vakitler dilerim. Kalın Allah'a emanet. Yanağından
ayağına. Yoksa da bu dişti karaz yâri, karaz yâri başı belanı. Kader vurdu bizi aşkın dağıyla, seni dertli koydu beni yarana. Karaz yâri elbelle yâri, karaz yâri başı belanı. Başım karaya, koyman batsın baştan başım karaya. Sen soy bu karanı, karaz yâri, karaz yâri başım belanı. Kader vurdu bizi aşkın dağıyla, seni dertli koydu. Çok memnunum.